Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Bize ayrılan süre içerisinde yine cevaplayabilmesi için bir sorumuz olacak. Hocam bugünkü sorumuz da önemli bir soru. Herkes ilgilendiren bir konu. İsrafla alakalı. İsraf deyince neyi anlamamız gerekiyor? Biraz bu kelimenin içini doldurursak iyi olacak. Hükmü nedir mesela? İşte neler yapılırsa israf olur. Her fazla harcanan şey veya fazla yapılan şey israf mıdır mesela? Bu konuyu anlatabilir misiniz? Mustafa Bey, kitaplarda tabi fıkıh kitaplarında uzun uzun bildirilmiş. Ayet-i kerim ve hadis-i şerifler, Eshab-ı kiram alimden efendimizin tatbikatı, Peygamber Efendimiz'den görerek aleyhissalatü vesselam, bunlar kitaplara hüccet, delil, senet olarak onlar zikredilmiş. Ondan sonra da bizim anlayacağımız şekilde bunlar misallerle çoğaltılmış. Tanımı tarifi yapılırken israf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mubah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmek. Tarifini, tanımını bu şekilde yapmış. Yani dine ve dünyaya faydası olmayacak şekilde malı harcamak. Mesela malı denize, kuyuya, ateşe atmak, elden çıkmasına sebep olan yerlere vermek, onu helak etmektir. İsraftır buyuruyor. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayı çürütmek, tarlayı hasat etmemek, ekini biçmemek, ekinin helak olmasını sebep olmak, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak, soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmektir. Bunların hepsi israf olur. Sana ne arkadaş, bu koyunlar benim ya, bu sene ağla koymayacağım, karda dursunlar, ne olacak? Hayvanların hepsi öldü. İsraftır. Mal benim değil mi? Böyle bir savunma yok. Yok. Emanettir. Parasını verdim, gene emanettir. Çünkü hepimize bu vücut da emanettir. Bizim elimize geçen o mal da emanet midir? Evet, mal da emanettir. Mesela Hadika isimli kitapta anlatılırken deniyor ki, başkasının malını helak etmek zulüm olur. Gasp ediyorsun çünkü, hırsızlık yapıyorsun. Ödemek lazım olur. Kendi malını helak etmek ise israf olur. Benim malım diyorsun. Yapamaz sonunda. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralar da israf olur. Hadi kadar böyle. Günah işlemek için ve günah işlenmesi için verilen para. Allah'ın hani haram dediği yerlere sarf ettiğin para da yine israf olur. Hükmü nedir? Haramdır buyuruyor. Günahtır. Mesela bunu çeşitlendirmişler. Siz de onu soruyordunuz ya efendim. Meyve ve ekin toplandıktan sonra bunları iyi saklamayıp kendiliklerinden bozulmaları veya nem alarak çürümeleri yahut kurt, güve, fare, karınca ve benzeri canlıların yemeleri hep israftır. Buğdayı toplamışsın, arpayı getirmiş, şu lafı koymuş. Koyver buraya diyorsun. Yağmur yağıyor. Aynı şekilde fareler geliyor. Bilmem ne yapıyor. Ne yapalım canım, işte gitti falan. İsraf ettin. İsraf ettin. Ekmek, et suyu, peynir gibi gıdaların ve hurma, karpuz, soğan gibi meyvelerin ve kuru incir, kuru üzüm, zerdali gibi kuru meyvelerin, buğday, arpa, mercimek gibi hububatın ve elbise, kumaş, kitap gibi eşyanın böyle israf edildikleri çok görülmektedir. İsraf edildi. Hesabı sorulacak bir gün bunun. Benim, senin değil. Onu emanetti. Allah'ın emrettiği şekilde kullanmak gerekiyordu. Yemek artıklarını dökmek. Çatalı, kaşığı, tabağı, tası ekmekle sıyırıp yemeden önce kapları ve parmakları silmek hep israftır. İyi, yok oluyor. Atıyor çöpe. Peki çöpe attığı zaman onu hayvan yerse gene israf olmaz. Ve o maksatla biriktirirse mesela. Evet, o maksatla birisi israf olmaz. Hatta mesela sofra bezi veya masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Ya masanın üstüne düştü. Elini koyuyorsun ya. Masanın üstüne. Kirli. O zaman temizle onu. Temiz bezle önceden sil. Temiz yerde yemek ye. Temiz yerde yemek ye. Pis yerde yeme. Bu kırıntılar toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş gibi şeyler yerse israf olmaz buyuruyor. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, şeytan her işinizde sizinle beraber bulunur. Hatta yemekte bile. Birinizin lokması düşerse onu alıp tozunu temiz yesin. O lokmayı şeytana bırakmasın. Yemek sonunda mesela elinde, çatalında veyahut da şeyinde bir şey varsa onu da aynı şekilde temizlesin. Çünkü bereketin hangi lokmada olduğu bilinemez. Yani küçük bir şey atıver onu. Yok. Belki de bereket o lokmadadır. Bereket o lokmadadır. Mesela yine çoğumuzun başına gelen, bu misallerde vermişler. Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak. Taneli şeyler mesela. Evet.
İsraftır. Evet. İsraftır böyle. Ama orası kirli. Ha. O zaman israf etmemek için onu temiz bir kabın içerisinde yıkarsın. Dökülenleri alır, tekrar yıkarsın ve korsun. Yerken de mesela diyelim pilav, birkaç tane kalmış orada, hiç önem vermiyoruz mesela. Atı veriyorsun. Ama ne olacak işte? Bir, İsraftır, israfı haramdır. Tabii olmaz o, haramdır. Mesela elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, doğalgazı, hava gazı neyse boş yere yakmak hep israftır. Bu da çok yapılıyor. Tabii çok yapılıyor. Aa, bu suyun parasını ben veriyorum değil mi? Açıyor lakır lapır 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 falan. Bir dişini fırçalıyor adam, bir ton su harcıyor. Bir ton su harcıyor. Evet. Ondan sonra bakıyorsun adam bütün odaların hepsinin aynı şekilde lambalarını yakmış, parasını ben veriyorum falan. İsraftır. Bir odadan öbür odaya geçerken eğer orada herhangi bir insan yoksa onu söndürmek lazım buyuruyor. Oradan geçerken önceki söndürmek gerekir onu. Yani iki dakika sonra tekrar geleceğim dursun. Hayır, değil. Mesela vermiş olduğunuz misalde biz de çok rastlıyoruz falan. Oturmuş mesela, tamam saçını ıslatacak ama açmış şarlı 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 taraklı da saçını tarıyor falan. Yani açmana gerek yok. Tamam açmışındır, tarağını ıslatacaksın, ıslatmış. Kapattır onu. Kapat onu. İsraf mı israf? Ha ben başkasına zarar veriyorum. Merak etme, yarın ahirette hesabını senden soracaklar. Yarın ahirette senden soracaklar. Mesela kitaplarda verilen bilgilerden malı kıymetinden aşağı fiyatta satarak veya kiraya vererek veya kıymetinden yukarı fiyatta satın alarak veya kiralayarak aldanmak da israf olur buyuruyor. Aldanmak. Evet. O da israf olur. Aldanarak alışverişe zaruri ihtiyaç olursa veya yardım, sadaka gibi niyet ile böyle yapılırsa israf olmaz. Mesela gördüm bir çocuk. Mendil satıyor. Kaç para dedim? 1 lira ve bir tane dedim 5 lira verdim. İsraf mı oldu? Hayır. O çocuğa yardım için. Veyahut da baktın hakikaten gerçekten özürlü. Diyelim kağıt mendiller satıyor veya bir şeyler satıyor falan. Ha onu gördün. Veyahut da su satıyor mesela, yazın çok oluyor bunlar falan. Baktın. Ha, zahirinde muhtaç olduğu belli falan. Ha aldın bir şişe su aldın. Diğerleri lazım değil. Kaç kuruş? 50 kuruş. Ha, 5 lira para verdin. Ha niçin verdin sen onu? Ha ona yardım için verdin. Burada aldanma durumu söz konusu değil. Bu israf olmaz. Bu israf olmaz. Mesela yine bir misal daha verilmiş. Ölünün kefenini miktar ve cins bakımından İslamiyet'in bildirdiği ölçülerden daha fazla yapmak da israf olur. Mesela erkekler için 3 parça, kadınlar için 5 parça deniyor kitaplarda, fıkıh kitaplarında. Erkekler için 3, kadınlar için de 5 parça yapılması gerekiyor. Canım ben zenginim. Niye 3 parça canım senin? 10 parça, 10 kat yapın benimkini falan. Olmaz o. İsraf olur. Din ne kadar bildirmişse o kadardır. Ona kabirde ona lazım değil zaten. 3 parça. 10 sana. Kadınınki de 5 parça. Niye canım biz çok zenginiz falan. 10 parça. Ya bidat olur. O sünnet değiştirmek olur. Deniyor kitaplarda. Bakın geçin abdest ve gusülde suyu sünnet olandan fazla kullanmak da israftır. Hatta Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan naklen bir hadise haber veriyor. Sa'd radiyallahu anhum abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zatı görüyor. Ya Sa'd, suyu niçin israf ediyorsun buyurmuşlar. O zat da abdest alırken de israf olur mu ya surat diye arz ediyor. Büyük nehirde de olsa abdeste fazla su kullanmak israf olur. Hani nehir, deniz akıp gidiyor, bunun israfı ne? Ve kitaplarda bunlar anlatılırken buyuruyor ki israfın ehemmiyetini, önemini bildirmek içindir buyuruyor. Evet. Yoksa neresi israf olacak? Mesela doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Ya çok doyduk ama getir bakalım onu da yiyelim falan. İsraftır buyuruluyor. İsraftır. Yalnız misafir utanmasın diye yemek yiyen kimseyi, ev sahibi onun yanında yer gibi yapması, oruç tutacaksa rahat tutmak için sahurda fazla yemesi israf değildir deniyor kitaplarda. Mesela yine bir ifade var. Her istediğini yemek de israftır deniyor. Her istediğini. Koyuyorsun cebine incir, üzüm, ondan sonra önüne gelen portakal gördün, portakal, elma gördün, elma, muz aldın, muz falan habire. Bizim oralarda bir tabir kullanırlar. Yani bizi izleyiciler, dinleyenler tenzih ederim de düven öküzü gibi derler. Çünkü bizim vardı düvenimiz. Öküz böyle buğdayı, arpayı serdiğin zaman habire hem gider hem yer. Hem gider hem yer. Niye peki böyle bildiriliyor?
Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Acıkmadan. Hatta bir hadis-i şerifte geçiyor da İbn-i Mace ve İmam Beyheki Hazretleri Enes bin Malik Hazretlerinden haber veriyorlar bu hadis-i şerifi. Her istediğini yemek israftandır diye. Yani bu doyduktan sonradır. Günde iki kere yemek ve her istediğini yemek israf olması doyduktan sonra veya hazım olmadan önce acıkmadan tekrar yemek israf olur demektir. Yoksa yenebiliyor mu? Yenebilir. Abdullah İbn Abbas Hazretlerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istediğini ye, istediğini giyin. İnsanı yanlış yana götüren israf ve kibirdir, tekebbürdür buyurmuşlardır. Ekmeğin pişkin yerini ve içini yiyip kenarı kabuklarını atmak israftır. Sofraya lüzumundan fazla ekmek koyup sonra bunları tekrar yemek için kaldırmamak israftır. Çöpe atıyorsun, israf ediyorsun. Yani yenmeyen ekmek parçalarını atmak, riya, gösteri, şöhret için fazla ekmek koymak hep israf olmaktadır. Demek ki dinimizin bildirmiş olduğu ölçüler içerisinde hareket edilmeli. Yani efendim ben kazandım, ben yapıyorum. Elektrik de, su da, ekmek de bana ait. Evet, parasını sen verdin, sana ait ama onların hepsi emanettir. Yiyeceğin kadar onları kullanman ve elbise de ayakkabı da dahil olmak üzere hırpalayıp onları eskitmen yine israf içerisine giriyor. İsraf ise haramdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan israfla ilgili bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.